Seher. Efendim abla. O konuştuğun erkek arkadaşın mı? Hayır hayır, ben o muhabbete girmek istemiyorum gerçekten. Yok, o muhabbete girmek istemiyorum. Çünkü Instagram adresine bazı bilgiler, iddialar da geliyor. Yani gelsin abi, bütün iddialar gelsin. Bütün iddiaları değerlendirin, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. İddia şu Seher, duymaya hazır mısın? Yani hazırım. Zaten bir sürü şey deniyor. Senin Faruk'la birlikte olduğunu söyleniyor. O kadar da değil abla artık ya. Kanıtlayın kardeşim, ben Faruk'la berabersem. Bilmiyorum, telefonlar geliyor öyle. Allah Allah. Ya babam yaşında adam abla ya, ben bunu... O yüzden senin korktuğun söyleniyor. O deniyor, bu deniyor, benim burada durmam... Selenliler arıyorlar bizi. Ya arasın Selenli, herkes arasın ya. Ben ne kadar birisi bağlandığında burada bağlam konuşmam etmem demedim ki zaten. Herkes bağlansın. Varsa onunla yüzleşmeye hazır mısın? Ben herkese yüzleşmeye hazırım. Kaçtığım bir şey var mı burada durumda benim? Yok. Herkes bağlansın diyorum ben. Benim madem Faruk'la bir ilişkim var, bunu kanıtlayın kardeşim. Ben burada duruyorsam Faruk'la hiçbir şey kanıtım yok. Benim Faruk'la hiçbir ilişkim yok. Benim sadece abi gördüm gittim, sadece servise bindim, bir insandı. Faruk yeter ya. Kendinizi karıştırmayın kardeşim hiç kimseyi ya. Çünkü Seher, yani zaman olarak öncesinde sanki Faruk'la bir şeyleri konuşmuşsun. Ya konuştuysam çıkar abla ya. Konuştuysam çıkar ya. Ben Faruk'la hiçbir şey konuşmadım ya. O zaman önceden o çalışmış, böyle notlar almış, planlama yapmış. Ben planın içinde değilim. İsmail çeken ben değilim oraya. Kim çekti oraya? Ben bunu gene söyleyeyim, ben çekmedim İsmail'i oraya. Biri İsmail'i oraya çekti mi sence peki? Bilmiyorum, çektiyse sorun kardeşim ya. Bari sorun, bana sorup durma. Sen çekmedin. Sorun, ben çekmedim. Kim çekti? Ne bileyim ben kim çektin abla ya? Biri çekti mi? Bilemem çekip çekmediğini. Ben çekmedim. İsmail buraya yolu sür diyen ben değilim zaten, ben değilim ya. Bana dağın başına ben ne yaparım ya? Uşaktan ağlan sensin. Orayı ya kardeşim bak, açık açık söyleyeyim ben burada. Evet. Eğer ben çektiysem beni cezanı çekme lazım. Ben çekmedim. Ben çekmedim. Yeter ben sen çektin, sen çektin, sen çektin. Ya çıkar, ben çektiğimi düşünmüyorum. Yeter ben sen çektin, sen yedin, sen içtin kardeşim. Keşke yediysen, yeseydin parasını ya. En azından yedim derdim ya. Ya ben para yedim demem. Seni o arabayı getiren sensin. Getirdim kardeşim. Kim getirdi? Ben getirdim kınaya. Sen ben çok bağırır. Ben çekmedim. Suçlardan çok bağırır. Suçlardan ne? Yeter abi ben çekmedim demek de ben yürüyorum ya. Konuşsun. Ben sana bak. Bu işin ertesi gün biz çocuğu gömdükten 30 Nisan. Harun adlı şeyini ne konuştunuz diyeceksin. Ben diyorum ki. Petrol'da baban. Kendin akşama kadar ne öğretti sana? Ne akşaması be? Ne öğretti? Bir saat, yarım saat neyse durduysam durmuşumdur. Niye durdun? Bize söylüyor adam akşama kadar. Akşama durum. Ben durdum sadece bir git kameralardan bakın ya. He. Jandarma ifade. O gün işe de gitmiyorsun çünkü. Yok işte ben işe gitmiyorum. Bir ay boyunca. Benzinliğe çağıran seni kimdi? Evdeydim ben. Hatta jandarma geldi işte, ifadem verilecekmiş. İmzam ne yapılacakmış işte. Tamam. Gittim ben oraya. Babam vardı. Babam, ben, eniştem, zaten üçümüz gittik. Sonra Faruk geldi işte. Faruk mu? Taner mi geldi zaten. Onlar dedi hadi petrole gidelim, çay falan içelim dedi. Boğum gibi falan. Gittik petrol, çay içtik işte, oturduk. Orada zaten Hakan geldi. O babana arabasını verip gönderen adam. He, aynen o geldi işte. O masada beraberiz, böyle oturuyor zaten. İfadeni nasıl verdin? Dediğim şekilde mi yaptım? Böyle de sordu işte. O sırada da fotoğrafı çekiyorlar beraber. Üçünün beraber fotoğrafı var arkadaşlar. Onu verir misiniz? Hakan, dayısı İsmail yoktu. İsmail yoktu, Hakan vardı. Dayı İsmail beraber aynı gün o fotoğrafı çekiliyorlar ya. Siz de görüştüğünüz zaman, üçünüzün görüştüğü zaman fotoğrafı getiriyorlar. Çekiyorlar, sosyal medyada da yayınlıyorlar. Bulun o fotoğrafı lütfen. Devam et peki. Ne konuştunuz orada siz? Oturuşta sonra arkasından Faruk geldi. Onun dediğim gibi Hakan geldi. Onun sonra oturuşta çay falan getirdiler işte. Babam gibi bunlar konuşuyordu işte. Ben orada yanlarında oturuyorum zaten. Ondan sonra Faruk bana sordu işte. İfadeni nasıl verdin? Hani dediğim şekilde mi verdin? Böyle bir anlatmaya başladı işte bana. Ben ne evet dedim. Sana ne anlattı? İfadeni hani bana nereden aldığını sordu işte. Ben dedim hani ifademde kınık yakınlarını aldık dedim. Ha iyi demiş, onu iyi söylemişsin dedi. Evet söyledim, kınık yakınlardan birini zaten dedim. Ha işte böyle. Ondan sonra ifademe... şeyleri falan karıştırmadın deme dedi. Hani Uşak'ta bilmem şeyleri. Bu fotoğraf sizin görüştüğünüz sırada çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğraf çekilirken sen orada mıydın? Yok abla yok. Ben petrol sonra gitseydim. Yarım saat durduk durmadık. Gece havada düşmüş. Siz gittiğiniz hava kararmış mıydı? Ya yok ya. Biz zaten hani öğlen ne gittik işte zaten. Sizden saat sonra bir hava hafif kararmış. Sizden sonra çekilen bir fotoğraf ya, o zaman biz, bu. Hani dediğim gibi zaten jandarmalar götürdüler. Zaten sabah da zaten öğlen hani 1 gibi 2 gibi zaten. Sonra geri geldim ben. Orada hala sana benzinlikte Faruk sana talimatlar mı? Evet. Ondan sonra adliye gitti işte. Petrol konuştuktan sonra ettikten sonra ben arabaya bindim. Gittim işte. Aha. Üstünden 2-3 gün geçtik etmedim. Sonra savcılığa gittik biz. Savcılıkta. Peki neden seni nereden aldığını, jandarmaya nereden aldığını söylemeni teyit etmek istedi? Yani nereden aldığını niye önemli? Niye bunu özellikle jandarmayı böyle mi söyledin diye niye söylüyor? Kınıktan direkt, almadı değil mi seni? Ya oradan aldık. Niye bunu soruyor? Aldık. Direkt yakınları neresi? Yakınları neresi? Ya kının yakınının işte dediğim yani ifade belirttiğim gibi oradan aldık hani kının hani kınık parkının yani tam sana Faruk'un öğrettiği gibi tam lokasyonu Faruk sana mı öğretti? Orayı söyle diye. Nereden alındığını söyle. Ya yani bunu sana Faruk mu öğretti? Ben bunu söyledikten sonra zaten direkt hani sen böyle mi söyledin? Faruk seni nereden aldı ya? Dediğim gibi abla ben gerçekten oradan aldı dediğim gibi. Orası aşağıdan. Neresi Seher? Bilmem ki köyün adını abla ben ya. Dere yatağına gittikten çıktım bir tane asfalt bir yol geldi. Aldırım bilmem ben. Niye özellikle oradan aldığını söyle diye sana bir daha soruyor. Jandarmaya bunu söyledin mi söylemedin mi diye. Niye sana soruyor? Direkt bunu sordu direkt zaten. Ben söyledim evet oradan aldığını söyledim dedim. Sonra yukarıda Kınık Parkı'nın yanına bindiğimi söyledi dedim. İşte bunları sordu. Ben böyle anlattım işte. Ondan sonra kalktım gittim. Savcılıkta zaten karşılaştık. Yani oraya benzinliğe senin çağıran Faruk muydu? Yok Boğumgil'le beraber gittik. Tamam ikinizi çağıran Faruk muydu? Aha, aynen. Yani amacı neydi? Ha, bilemem amacı neydi. Çay içelim falan muhabbet, çay içelim falan dediler. Onlar gittiler işte. Babamla ben de gittim. Yani işte arabasına gittik. Kaç saatlik görüşmeydi o? Allah zaten 1 saat mi yarım saat mi gerçekten öyle fazla uzun süren değildi zaten. Yani sonra geri gittik sanki. 1 saat az bir zaman mı ya? Ya öyle hani şöyle bir şey evde misafir var sonra ben geri gittim zaten. Sefura Hanım hatta mı arkadaşlar? Daha dur canlı hazır mı canlı daha Sefura Hanım? Sefura Hanım aslında bugün yayına bağlanacaktı. Sonra o da Taner'in annesi bağlanmaktan vazgeçti. O gün görüşmede ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha, yani acaba Taner mi annesini tehdit ediyor? O görüşmede Taner var mıydı peki? Ya vardı herhalde vardı. O siz bayağı bir Taner, Hakan, İsmail yoktu. İsmail dayısı yoktu. Taner niye orada? Taner zaten petroldeydi zaten. Ya Seher, Taner ifadesi ne diyor biliyor musun? Söyleyeyim sana bu ifadesini. Şu gözlüğümü takayım da öyle söyleyeyim. Görmüyorum yakını. Bak Taner diyor ki, biz diyor cesedi nasıl bulduğunu söylediğinde yerde diyor ayak izleri mevcuttu. Bu yüzden bulmamız zor olmadı diyor. Ayak izleri mi mevcuttu? Ya boğuştuğumuz yerler zaten her şey vardı zaten dediğim gibi. Ayak izi diyor ya. Ayak izi diyor yani. Vallahi ben direkt zaten dedim ben boğuştuğumuz yerler zaten her şey vardı zaten. Diyor ki ben o tarz şeylerden korktuğum için fazla aşağı inemedim. Niye korkuyor yanımdaydı Taner? Direkt. Niye korkuyor Taner? Bilmiyorum ama Taner niye korktum. Faruk yukarıdaydı. Taner indik aşağı. Sofra Hanım mesaj atmış. Beni hiçbir şekilde aramayın, yayına çıkmayacağım. Yani büyük bir olasılıkla, kuvvetli bir ihtimal Taner, İsmail Kaynı, Faruk, Sefura'yı tehdit ediyorlar. Yani dün aslında ekrandaydı, tam soracağımız sorular vardı. Bu kez de Sefura'yı mı tehdit ediyorlar sence? Ya olabilir. Gelelim Taner'in ifadesine devam edelim. Diyor ki fazla aşağı inemeden Seher bana orada diye seslendi. Ben de ona yukarı gidelim dedim. Sonra hemen Faruk'un yanına çıktık diyor. Yok, o yolu bitirmemişsin. Sen bitirmişsin, aşağıymışsın. Yok, ikimiz de aşağıdaydık zaten. İkimiz indik, yanındaydı zaten. Peki Faruk ne, pardon, Taner ne olduğunu nereden biliyor ki korkuyor? Bilmiyorum abla. Sana korkuyorum dedi mi? Ha? O demedi de hani dedim ya, şey dedi, sadece Faruk dedi. Yanındakini Taner söylediğini söylemedi mi Seher? Benim yanımda söylemedi. Bize hala bir şeyler eksik anlatıyorsun. Ve Faruk'un sana öğrettiği gibi anlatıyorsun. Hayır. Faruk sana daha neyi öğretti? Hiçbir şey. Daha dediğim gibi anlattığımda ifadelerimi yönlendirdi işte. Ya Seher, biz ifadenin zaten birkaç satırını ekranlara getirdik. Buyurun lütfen amcası. Benim dediğim gibi sana deli raporu alam dediler mi demediler mi Manisa'da? Kim bana öyle bir şey demedi. Bak o benim, bak 30 Nisan'da geldiğiniz gün. Evet. Bu konu geçti mi geçmedi mi? Geçti. Hayır geçmedi. Geçti. Ya geçmedi ya. Bak. Geçmedi. Benzinlikte mi? Benzinlikte tabii. Hayır, bu ben öyle bir şey geçmedi. Geçti. Geçmedi alamadınız kardeşim, bak. Ben konuşuldu zaten. Bak benim dediğimi alamadınız. Ben bunu... Hayır öyle bir şey yok. Ben bunu... Bak. O yüzden mi söylüyorum? Hayır öyle bir şey yok abla. Bu işin bak... Orada geldiğiniz konuştuğunuz Faruk sana böyle böyle baban sen. Ben bunları kafandan mı yazıyorsun yoksa sizi yok, gören kardeşim, öyle böyle şey söylüyor ya. Mu? Hayır yok öyle bir şey. Ben bunu şeyim mi? Oradaki benzinlikteki olanlar da konuşuyor. Haber uçurmuşlar Seher. Yok evet. Abla yok öyle bir şey konuşulmadı. Bu sene rapor da konuşulmadı öyle bir şey. Evet. Niye o zaman Faruk şu anda onun akli dengesi yerinde değil diye konuşuyor? Neden işte konuşuyor? Bu buradan kaynaklanıyor. Ben ne bir şey öyle bir cümle kurmadı. Ben kursaydı zaten, ben yalanlıyorsam burada sen yalan söylüyorsan babam çıkar söyler zaten. Öyle bir cümle kur. Ben yalanlıyorsam eniştem de vardı o da yanımızda. Eniştem de doğru söylüyor. Eniştenin adı ne? Yasin. Yasin de oradaydı. Ablanın kocası mı? Hayır hayır halam. Halanın kocası. Biz söylemesek bunlar da çıkmayacak değil mi? Burada. Dedim kameralarda var dursun çıkarız. Sen bize bir gün sonra benzinliğe gittiğini bu şu ana kadar söylediğini ben hatırlamıyorum. Ya, oturup konuştuğumuzu söyledim ya. Bir gün sonra. Evet oturup konuştuğumuzu söyledim ya. Ben hatırlamıyorum ya. Sevgili izleyiciler siz hatırlıyor musunuz? Söyledim yani. Ben. Hatırlayamadım. Ben hatırlamıyorum. Yani ya, oturup konuştuğumuzu söyledim. Şöyle bir şey söylemişti. Ama o kadar servis işçi servisiyle geldim markete girdim ya, diye bir cümle kullandı. Yani ayaküstü geçici bir şekilde konuştuğunu söyledi. Böyle toplu aile halinde konuşulduğunu hiç söylemedi. Onu sen dün söyledim ben. Petrolde sadece hani alışveriş yaptın. Ayaküstü konuşuldum. Yayın ailesi yine çıktığı gün. Yayına çıktığı gün. Ama evet. Olaydan bir gün sonra 29'u. Bak 30 Nisan'da. Pazar günü benim dediğim. Vay. He. Bu sizin geldiğiniz orada Kur'an payı kurduğunuzda senin rapor aldığında rapor alınacak bir cümle kurulmadı orada. Bunları ben kafamdan yaratmıyorum. Ben de kafamdan uydurmuyorum orada. Ne konuşulduğunda zaten vardı da. Benim dediğim gibi benim inanmıyorsam boğum yani boğum dışı yapmıyoruz zaten genişleme. İsmail'in amcasının dediği şunu da örtüşüyor. Faruk şu anda Selendi'de şunu söylüyormuş. İnsanlara şunu inandırıyormuş. Bu kızın akli dengesi yerinde değil mi? Değilse alın kardeşim bu da basın. Bunu da söylüyor Faruk. Bir seslensene şu adama ya. Yani seslen. Onun yüzüne gelsen başım burada ya. O zaman dik durup tekrar seslenmen lazım. Ağlamaya, sızlamaya, bağırmaya gerek yok. Ya bağırmaya gerek yok ya. Ben seni gidiyorum. Getiren de sensin. Ya ben getirmedim. Sen. Bak şunu bir anlaşalım. Ben getirmedim. Bak ben getirmedim. Bak, konuşmadım demiyorum bak. Seher, konuşmadım demiyorum. Konuştum bak. Bak. Diyorum buluştuk ama ben getirmedim. Getirmedim. Sen, bak 70 kilometre yolu sürüp gelen gını getiren sensin değil mi? Bilmiyorum. Boğuşmayı nerede boğuşuyor? Bak bilmiyorum bak. Ben çekmedim bak, diyorum Seher. Bak. Çekmedim ya. Çekmedim ya. Çekmedim. Hem boğuşuyorsun o da. Çekmedim Allah peygamberin. Bağırmaya gerek yok. Ağlamana da gerek yok. Ben sana bak güzel izah edeyim. Uçaktan alıyorsun. 70 kilometre getiriyorsun. Ya ben almıyormuş aklını halim kadar buluştuk ya bir şeyler içtik ondan sonra geliyor zaten. Ya. Kendin söylüyorsun ya. Kendim söylüyorum bak buluşmadık demiyorum bak. Bir şeyler yedik içtik araba bindik. Ben kendimi korumak için gene pişman değilim kardeşim. Ya kardeşim getiren de sensin. Ben pişman değilim valla yaptımdan pişman değilim. Öyle bıçak izi yok yani ama kafasına darbe var. Ben kendim korudum kardeşim. Bugün olsa gene aynı. Ama tek pişmanım keşke orada jandarma olsaydı. Kardeşim ben senin dediğine inanmam zaten. İnanma ben kendime biliyorum. Getiren sensin bunu. Ben getirmedim kardeşim. Bir araya gitmem.